this Academy and I am your English teacher Albert. Arkadaşlar şimdi 9. sınıfta İngilizce'deyiz. 2. dönemi bir full tekrar geçiyoruz. Sabırla işleyeceğiz, dinleyeceğiz. Peki hocam bu full tekrarda neler göreceğiz? Arkadaşlar bir, question tags. Sonra bazı bağlaşlarım var. And, but, because, so, however, or gibi. Sonra past tense işleyeceğiz arkadaşlar. Burada tabii düzenli ve düzensiz fiiller bizim için çok önemli olacak. Devam edeceğiz bu vazörü gördükten, tanım cümlelerini gördükten sonra yine past simple devam ediyoruz. Arkasından bir present perfect yapacağız. Hani have has verb 3 vardı ya arkadaşlar. Ondan bahsediyorum. Pekala şöyle verb 3 diyelim. Bu tabi perfectin içerisinde. Bazı zarflar just, yet, already bunları göreceğiz. For, since, ever, never bunlar görülecek. Sonra bir takım modullara geçeceğiz. Tavsiye verirken şu zorunluluklar must have to gibi. Be going to ile bir gelecek zaman yapacağız arkadaşlar. Ve ondan sonra... Bakacağız miktar bildiren some, any, a lot of, a few gibi. Şurada arkadaşlar şunu ayrı yazacağız. Miktar bildiren kelimeler ve son. Yine future simple tense biliyorsunuz şeye benziyor Be going to yani iki tane burada future'um var bu will ile meseleyi bitireceğiz. Sayfayı çevirdim ve ilk başta daha önceki derslerde de gayet lezzetli bir şekilde anlattığıma inanıyorum question tags örneklerine baktık. Peki hocam neydi bu konu? Bakın we use question tags biz bu question tagleri diyor ki bakın end of a statement. Bir ifadenin bir cümlenin sonunda kullanacağız. Peki nasıl gel gelişecek bu kullanım? An auxiliary verb. Bakın arkadaşlar auxiliary yardımcı. An auxiliary verb yardımcı fiil demek. Yahut da a modal. Yani is olabilir was olabilir, do did, does olabilir, can olabilir vesaire. Yardımcı fiillerimi veya modullarımı kullanacağım. Tabii ki bunları kişi zamirleriyle kullanacağım arkadaşlar. Isn't he isn't she aren't they de olduğu gibi. If the statement is positive yani kurduğumuz cümle eğer ki olumlu bir cümle ise question tag hangi durumda karşıma çıkacaktı? Negatif durumda karşıma çıkacaktı. Kural. Your parents bakın arkadaşlar. Sen hayır. Senden bahsetmiyorum. Senin anne ve baban ebeveynlerinden bahsediyorum. Öznenin çoğul gidişine dikkat. Your parents leaves demiş, değil mi? Bunu ne yapacağız burada? Bir şeye dikkat edeceğiz arkadaşlar. Eğer ki bilerek yaptığımız bir şey. Eğer ki sizin özneniz çoğul ise fiil tekil es alamaz. Buna dikkat etmek zorundayız arkadaşlar. Hocam peki your parent deseydi işte o zaman leaves diyebilirdiniz. Önemli bir ayrıntı her zaman gözden kaçıyor. Bir daha yapıyorum. Your parents live in Portugal. Senin annen ve baban Portugal da yaşamakta. Değil mi? Don't they? Şimdi öğrenci diyor ki: "Hocam ben buraya bu don'tu nereden buldum da koydum." Şimdi çocuklar ne dedik? Simple present tense bir cümlenin yardımcı fiili "do"dur ama olumlu cümle içerisinde biz o "do"yu göremeyiz. Hmm. bakın çıktı piyasaya. Don't they? Aradaki gizli "do" yardımcı fiili ne dedik biz? Yardımcı fiil ve kişi zamiri. There is a cinema near here. Isn't there? Bakın. Buralarda bir sinema var. Bakın, buralarda bir sinema var. Değil mi derken ne yaptı? Is. Bakın, yapı olumlu. O zaman ne oldu? Isn't there. Yardımcı fiillerimiz ya da modullarımız ne dedik? Olumsuza dönüşmek zorundadır. Peki hocam, yapı olumsuz ise bu bu iş nasıl olacak? If the statement is negative. Eğer ki bu cümle olumsuz ise the question tag. Bizim question tagimiz is positive. Olumlu şekilde karşımıza çıkacak. Your mother, senin annen can't find the holiday brochures. Bak annen yapamıyor. Ne yapamıyor? Bulamıyor. Neyi bulamıyor? Tatil broşürlerini bulamıyor değil mi? Can she? Bakın arkadaşlar. Öğrenci kalkıyor. Ne yapıyor? Kenin arkasından ismi getiriyor. Hayır. Ne olmak durumunda? Kişi zamiri gelmek zorunda. Burada you'yu görüyor, can't you diyor öğrenci. Hayır arkadaşlar, senden bahsetmiyoruz. Bakın, senin annen demiş. Ayrıntıya dikkat. She buradaki özne nedir? She'dir. Can she, can she? İşte bu kadar. Veronica doesn't play a musical bakın instrument. Şimdi Veronica bir müzik enstrümanı çalmaz. Does she değil mi? Çünkü bakın ne dedik? Eğer ki ibare statement olumsuz ise question tag Olumluya düşmek zorunda değil mi anlamını verecek bize? Şimdi tabi burada kısa örnekler içerisinde eğer görebilirsek daha faydalı olacaktır. Bakın arkadaşlar, You can help me with my Spanish project. Birisine bir şeyde yardımcı olmak istiyorsanız bir kere helpi with edatı ile kullanmanız gerekir. İspanyolca proje ödevimde bana yardım eders edebilirsin değil mi? Şimdi buraya can koydum ve question tag'i olumsuzlaştırdım. Niye? Çünkü arkadaşlar statement olumlu ve hemen can, can't you bakın. Can you you can help me? Can't you bana yardım edebilirsin? Değil mi? Sarah is very good at solving math problems. Sarah matematik problemlerini çözmede çok iyidir. Değil mi diyeceğim? Şimdi izi yazdım, hemen olumsuzlaştırdım. Sarah buraya Sarah olarak mı gelir? Hayır hocam kişi zamiri she pozisyona dönüşmek zorunda. He doesn't thank the waiter. Bakın restoranda garsona teşekkür etmez değil mi? Eğer burası olumsuz ise bu sefer question tag olumluya düşmek zorunda. Does he? They are attending the reunion party. Şimdi reunion party'ye katılıyorlar mı şu anda? Bak they are attending reunion party. Aren't they? İşte bu kadar. Hemen ne yaptım? Burada question tag'imi olumsuzlaştırdım. Çünkü statement olumlu durumda. Özne aynı kaldı değişmedi. Steve bakın Steve'i gördüm. Aklıma ne gelecek? He gelecek. Sarah'yı gördüm. Aklıma ne gelecek? She gelecek. Steve should see a doctor. Şimdi Steve as soon as possible da mümkün olan en kısa zamanda doktoru görmeli. Doğru mu arkadaşlar? değil mi diyeceğim. Ne yapacağım? Şimdi eğer statement olumlu ise şudu yazıp hemen olumsuz pozisyona getirdim. Steve içinde de he zamirini aldım. Arkadaşlar should derken lütfen L harfini telaffuz etmeyin. Should. Peki çevirdim sayfamı. Şimdi dedik ki hocam bazı bağlaçlar var dediniz bu konuya başlarken. And bağlacı ve. Bakın ve anlamına gelir. But bağlacı ama anlamına gelir. So böylelikle bundan dolayı anlamını verir. Because den dolayı yani çünkü anlamını verecektir. However bir nevi batı verecek amayı verecek. Or ama bu da veya ya dayı verecek arkadaşlar bize. Şimdi bir bakalım nasıl bir şey ortaya çıkıyor. Diyor ki and or but cümle içinde nasıl kullanacağım? We came geldik and saw him ve onu gördük. İşte bakın ne yaptı? İki tarafta endin önünde bir fiil, arkasında bir fiil. Şart mı? Değil. Elma ve armut da diyebilirim. Ben ne severim? Elma ve armut. V'yi kullanım yeri. Would you like tea or coffee? Bakın. Kahve veya çay ister misiniz? Bu kadar basit. I can swim. Yüzebilirim. But I can't ski. Ama kayak yapamam. Batın en önemli özelliği nedir arkadaşlar? Bir taraf olumlu olmak zorunda batta ve diğer tarafta öyle veya böyle olumsuz, negatif olmak durumunda. We went on a picnic. Bir pikniğe gittik. And we played football. Ve futbol oynadık. Orada da diyebilirsiniz ve orada gittiğimiz yerde yani futbol oynadık. I bought a book. Bir kitap satın aldım. But ama I didn't read it. Ama o kitabı okumadım. Bakın ne dedik arkadaşlar? But'ın bir tarafında olumlu bir yapı, diğer tarafında Özür dilerim şu olumsuz olacak. Olumsuz bir yapı var dedik. Do you want to eat out or at home? Bakın arkadaşlar dışarıda mı yoksa veya evde mi yemek yemek istersin? İşte bu kadar. Çevirdim sayfamı. Devam ediyorum. Çünkü bundan dolayı böylelikle mesela daha doğrusu böylelikle böylece. However ama bak bunları da kullanabiliriz. She cried ağladı. Bu bir sonuçtur arkadaşlar. Neden bildirelim? Because she lost it. Şimdi bir şeyi kaybetti. Neyi işte? She lost mesela her sister. Kız kardeşini gittiler ormana gezmeye gittiler. Aa kız kardeşini kaybetti. She lost her sister. Kız kardeşini kaybettiğinden dolayı. Bak burada bir neden var. Sonuç she cried ağladı. Yani nedenleri bildirecek because. He was ill. O hastaydı. Hı -hı. Bakın bir sonuç oluyor izleyin şimdi. So he wasn't bad. Dolayısıyla yatakta kaldı. Yatağındaydı. I studied hard. Bakın ders çalıştım. E ama however I failed. Başarısız. Arkadaşlar fail bu arada bakın cümle olumlu bile olsa anlama bakın arkadaşlar başarısız la uğramak diyorum dikkat edin. Bu önemli bir ayrıntı. Uğramak. However ama demek. It was very windy. Hava çok rüzgarlıydı. Buradaki it the weather. Havayı karşılayacak. Çok rüzgarlıydı. So. Bak şimdi burada bir neden var. Sonuç doğuruyor. So I closed the window. Dolayısıyla pencereyi kapattım. Bak burada bir sonuç var. I closed the window. Bak şimdi pencereyi kapattım. Sonuca bak. Neden? Because it was very windy. Çünkü hava çok rüzgarlıydı. I always wanted to buy a car. Her zaman bir araba satın almak istemişimdir. Ama velakin. But I couldn't. Ama bunu hiçbir zaman yapamadım. Bakın olumlu taraf batın hop olumsuz taraf arka taraf. Yerde değiştirebilirdi. Bir tarafı olumlu bir tarafı olumsuz. Ya da bir tarafı olumsuz bir tarafı olumlu da olabilir. She found a new job. Bakın yeni bir iş buldu. However ama ve lakin. She wasn't happy. Mutlu değildi. İşte arkadaşlar bunlar durumları ifade eden ufak ufak kelimeler. Şimdi pasta geldim. To be past. Şimdi emizarın Past biçimi neydi arkadaşlar? Am ve is, was'a dönüşecekti. Bakın, am ve is tekilleri was'a dönüşecekti. Are çoğulu ise were'a dönüşecekti. Peki, <laughs> olumlu ve olumsuz cümle yapılarına birlikte bakalım. Buyurun. Present yapıya baktığımda am'i görüyorum. Past yapıya baktığımda was were görüyorum. I am a teacher now. Bakın, ben bugün şu anda hali hazırda bir öğretmenim. I was a student ten years ago. Ama on yıl evvel... Ben bir öğrenciydim. Bakın M neye dönüştü? Was'a dönüştü. The weather is rainy today. Hava bugün yağmurlu. Bakın is bugün anlattı gördünüz mü? The weather was sunny yesterday. Hava dün güneşliydi. They are in Istanbul this summer. Onlar bu yaz İstanbul'dalar. Bakın present durumu görüyor musunuz? They were in Antalya. Ama last summer'a bakın. Geçen sene ise onlar Antalya in Antalya last summer. Geçen yaz Antalya'daydılar. Affirmative bize genelde olumlu cümleyi verecektir. Negatif ise bize ziyadesiyle olumsuz cümleyi verecektir. I was. Nasıl olumsuz yaparım hocam? I wasn't. I was not. He, she, it was. O zaman ben tekillerde was kullandım ama çoğullarda ne olursa olsun işi öyle dönüştürdüm arkadaşlar. Olumsuz wasn't, weren't. Bakın vermiş burada. Kısaltmaları da yanına yazmışız. Examples. Örneklere bakalım. Last year I was 13. Geçen sene 13 yaşındaydım. I am 14 now. Ama bugün 14 yaşındayım. When she was a student. O evvelce yani eskiden bir öğrenciyken she was very lazy. She was bakın çok tembeldi. They were thirsty. Bakın susuzdu onlar. But they weren't hungry. Ama aç değillerdi. The bus was fast. Bakın otobüs hızlıydı. Hep geçmişi anlatacaklar. But it wasn't comfortable. Ama rahat değildi. Bunu okurken dikkat edin. Comf bakın. Comfortable. Comf şurada kesin. Comfortable. Comfortable. Comfortable falan diyorlar öyle bir şey yok. Comfortable. Tonguç was with me. Tonguç benim yanımdaydı. When I was at home. Ben evdeyken. Ben evdeyken Tonguç benim yanımdaydı. Their phones were new. Bakın were. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunların hepsi was were'ı gördüğünüz anda past aklınıza gelecek. Onların telefonları yeniydi çeviriyorum. Peki hocam ben soruyu nasıl oluşturacağım? Arkadaşlar çok basit. Öznenizin bakın öznelerinizin şöyle öznelerimin altını çiziyorum. Sol tarafına was were'ü getirdiğinizde soruyu elde edersiniz. Was he at home? O evde miydi? Were you at home? Sen evde miydin? Gibi. What was? Bu arada soru kelimeleri söz konusuysa yani bu what olabilir, why olabilir. Yani wh ile başlayanlar olabilir. Soru kelimeleri söz konusuysa arkadaşlar. Bunları da wh'nin önüne yerleştirebiliriz. Bu kadar basit. What was the weather like yesterday? Dün hava nasıldı? How was your holiday? Diyor ki senin tatilin nasıldı? Bu arada wh ile başlamamasına rağmen how kelimesi de wh question içerisine girer. Buna dikkat. Bunlara biz ne diyoruz? Wh keywords. Yani question, wh ile başlayan question soru kelimeleri. Q words, question words. Where were you last night? Geçen gecene yesterday night diyor bazı arkadaşlarım. Night yesterday ile kullanılmaz arkadaşlar. Last night olacak. Yesterday night diye bir şey yok. Were you angry with me? Bana sinirli misin? Angry kelimesi be angry with somebody. With edatı ile kullanılır. Dikkat edin. No I wasn't. Hayır değildim. Was Tonguç at school yesterday? Dün Tonguç okulda mıydı? Yes it was. Evet öyle. Bu Tim and Jim. Bakın arkadaşlar. Burada Tim görüyor. Öğrenci gidiyor vaz yazıyor. Hayır. Tim and Jim. Bakın. iki tekil isim and bağlayıcı ile bağlandığında çoğula döner. Aslında sizin buradaki özneniz çok net they olarak karşımıza çıkacaktır. Bakın. Cevapta zaten they'i verdi. Ve and Tim and Jim adı sinema. Tim ve Jim sinemada mıydı? No they were not. No they weren't. Hayır değillerdi. Bunlar da soru şekilleri. Peki hocam bu past tense'lerde düzenli düzensiz fiil dediğimiz bir takım olaylarla karşılaşıyoruz. Regular fiiller arkadaşlar, regular verbs ne olacak? Bize düzenli fiilleri sunacak. Ve birlikte bakalım şimdi. Bazı fiiller vardır. Bunlar düzenli fiillerdir. Ne demek hocam? Orijinal şekillerini past simple'a geçerken kaybetmezler. Yani Go fiili düzenli değil de düzensiz bir fiil olduğu için past simple'a dönerken went'e dönüşür. Bunun gibi fiiller vardır. İkinci halde biçimlerini kaybederler, değiştirirler. Ama düzenli fiiller biçimlerini değiştirmez arkadaşlar. Şimdi bakalım düzenli fiiller id'i alıyorlar ya bunlar. ED nasıl alacaklar? Past Simple Tense'in en önemli özelliklerinden bir tanesi, dili geçmiş zamanı ifade eden ED ekinin fiile gelmesidir. Fakat bu ED eki fiile gelirken fiilin sonundaki harfler bu ekin gelişine yön verecektir. Bakın şimdi. Bazı fiiller E harfi ile bitebilirler. Like, close, die, hate gibi fiiller. Hoşlanmak, kapatmak, ölmek nefret etmek. Diyor ki fi ile bir daha e eklemenize gerek yok. Zaten e harfiyle bittiği için liked, closed, died, hated, hated. Bakın ted. Buna okunuşuna dikkat lütfen. Direkt d harfini getirmeniz yeterli olacaktır. Peki hocam bir tane ünsüz var. Buyurun. Consonant. Bakın ünsüz var. Bunun arkasından y gelmiş. Y'yi ne yapacağım? ağızdan çıktığı şekildeki i'ye dönüştüreceğim. Cry. Sonlardaki y harfinin okunuşu ağızdan i harfi olarak çıkar. Cry. i dedikten sonra bakın ed ekini getirebilirsiniz artık. Cry ağlamak cried ağladı. Try denemek tried denedi. Bakın y'ler i'ye dönüşüyor. Sonra e'de ed geliyor. Carry bakın i e. carry Carried, study, bakın i studied, işte bu kadar. Peki hocam, bir tane ünlü harf var, arkasından y harfi var. Öğrenci kalkıyor, y harfini düşürüp ied şeklinde, ied şeklinde getiriyor. Dolayısıyla arkadaşlar, bakın şimdi, play kelimesini düşünün. Play kelimesine id verirken, şöyle düşünün, y'yi kaldırdığınızı ve şey getirdiğiniz düşünün. Yani işte d getirdiğinizi düşünün. İngilizcede şöyle bir espri var. İngilizce orijinal İngilizce kelimelerde üç ünlü bir araya gelemez. Yani üç tane ünlünün bir araya geldiği kelimeler İngilizce değildir arkadaşlar. Beautiful'da olduğu gibi mesela orada üç ünlü var. Bakın şimdi. Play hiç elleme. Sadece ED'yi ver diyor. Played. Enjoy enjoyed. Oynamadı diyor. Üç tane ünlüyü Bak Y'yi düşürürsem eğer üç tane ünlü yan yana gelecek ve ağzımızın tadı kaçacak. Hocam Gerisi bu kuralların dışında şöyle bir durum var. Bazı kelimeler var arkadaşlar. Mesela buraya hiti de ekleyelim. Diyor ki mesela plan şu sondaki harfi bazı kelimelerimde tekecillilerde double yapıyorum. Hitted, stopped, planned gibi bu kadar. Diğerleri zaten arkadaşlar hiç değişmeyecektir. İd'i alır devam eder yoluna. Kural bu şekildedir. Çevirdim. Düzensiz fiiller ise ed alamaz çocuklar. Vaziyet ne hocam? Fiil maalesef biçimini neredeyse komple değiştiriyor. Go gitmek went gitti. Come gelmek came geldi. Eat yemek ate yedi. Drink içmek drank içti. Do yapmak did yaptı write yazmak wrote yazdı see görmek saw gördü break kırmak broke kırdı bozulmak bozmak 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 bozulmak gibi anlamları da var begin başlamak began başladı fall düşmek fell düştü lose kaybetmek lost kaybetti find bulmak found buldu make yapmak made yaptı run koşmak ran koştu buy satın almak bought satın aldı sell satmak sold sattı draw çizmek drew çizdi drive araba sürmek drove araba sürdü ride at bisiklet binmek rode bindi swim yüzmek swam yüzdü say söylemek Seyd diye okuyorlar. Seyd. Uzatıyorlar arkadaşlar. Değil arkadaşlar. Sad. Bakın. Say. Sad. Söylemek söyledi. He said that. He said değil yani. Pay. Ödemek paid. Ödedi. Burada da pet değil. Paid. Dikkat. Say sad. Pay paid. Sleep. Uyumak. Slept. Uyudu. Speak. Konuşmak. Spoke. Konuştu. Pekala bunları ezberimize almaya çalışacağız. Peki hocam olumlu cümle yaparken nasıl yapıyorum? Past simple tense'de ve olumsuz cümle yaparken nasıl yapıyorum? Çok kolay. Öznemin arkasında fiil ikinci halde geliyor. Konu kapanmıştır arkadaşlar. Fakat eğer ki cümle olumsuza dönecekse did yardımcı fiili piyasaya çıkar. Olumsuzluk eki olan natı bakın üzerine alır. Ve bu sefer ne olur? İkinci haldeki fiil birinci hale dönmek zorundadır. Çünkü yardımcı fiiliniz ikinci halde karşınıza çıkmıştır. I played football, Ben futbol oynadım. I didn't play. Aa, bakın burada tekrar verb 1'e döndü. I didn't play. İki tane verb 2 bir arada olmayacağı için verb 2 artık yardımcı fiilin üzerinde. Geldim buraya. I listened to music yesterday. Dün müzik dinledim. He played chess two hours ago. Hours. Bakın hey okumuyorum. Two hours ago. İki saat önce satranç oynadı. They slept early last night. Dün gece erken uyudular. We washed the car two days ago. İki gün önce arabayı yıkadık. I didn't listen to music yesterday. Dün müzik dinlemedim. He didn't play chess two hours ago. İki saat önce satranç oynamadı. Bakın arkadaşlar olumlular verb 2 formlarında ama olumsuzluk girdiği anda bakın fiil buradan itibaren verb 1'e dönüyor çocuklar. Aman dikkat burası. They didn't sleep early last night mesela. We didn't wash the car. Bakın hepsi ne oldu? Verb 1'e dönmek durumunda kaldı. Hocam peki past simple tense'de ben soruyu nasıl elde ederim? Arkadaşlar çok kolay. Yardımcı fiili öznenin sol tarafına alırsınız ve eğer ki söz konusu ise Soru kelimesi varsa onu da yardımcı fiilin soluna alırsınız. Sıra bu şekilde gidiyor. Yani birinci sırada ne var? Soru kelimeleri. İkinci sırada ne var? Yardımcı fiil. Ondan sonra cümle normal düz formatta akıyor. Bakın arkadaşlar. We you they they play mesela. We play. Bakın şimdi. Did he play? O oynadı mı? Where did he play? O nerede oynadı? Why did she play? O neden oynadı gibi. Did you see Tom yesterday? Dün Tom'u gördün mü? Did it snow in winter? Kışın kar yağdı mı? Did Tonguç help you? Tonguç sana yardım etti mi? Did your students learn English? Senin öğrencilerin İngilizce öğrendi mi? Did you finish your homework? Ev ödevini bitirdin mi? Bakın şimdi bunlar yes no questionlardı. Yani yardımcı fiillerin başa alınarak oluşturulduğu sorulardı. Peki şimdi diğerlerine bakıyorum. Başka ne çıkacak karşıma? Şöyle yapalım. Bir siyah kalem. When did you see Tom? Bakın. When did you see Tom? Tom'u ne zaman gördün? What time did it snow? Saat kaçta yağmur yağdı? Who did Tonguç help? Tonguç kime yardım etti? Şöyle çizeyim arkadaşlar. How did your students learn English? Senin öğrencilerin İngilizceyi nasıl öğrendiler? İşte bunlar da soru yapma şekillerimizde. Peki hocam biz present perfect diye bir tense görmüştük. Çok kolay. Have, has, verb 3 gelecekti. Olumsuzda ise have, haven't, has de hasn't olacaktı. Hikaye bu kadar basitti. Şimdi olumlu ve olumsuz yapıyı bir ele alalım. I have cleaned the room. Odamı temizledim. Çok yeni bilgiler vermek istediğinizde Present Perfect Tense kullanabilirsiniz. Arkadaşlar daha ziyade yeni yeni bilgiler, yeni olmuş olayların neticesindeki bilgiler aktarılır. Her zaman mı? Hayır ama genel olarak. Yani daha henüz bakın odayı temizledim gibi. Mesela she hasn't finished the project. Henüz projeyi, ödevini bitirmedi. Bakın hep yeni bilgiler aktarıyorum. I have lost my keys. Anahtarlarımı kaybettim. Şu an anahtarlar benim elimde değil. Bakın I can't find the keys. Now, şu anda bulamıyorum anahtarları. Where is Tom? Tonguç. Pardon. Where Tonguç? Tonguç nerede? He has gone to Ankara. Bakın daha yeni gitmiş arkadaşlar ve hala orada. I have bought a new phone. Yeni bir telefon satın aldım. Bakın gösteriyorum size. Yeni almışım zaten. Her şey Bütün bilgiler yeni. It's Tina's birthday today. Bugün Tina bacımın doğum günü. We haven't bought her a present. Ama biz ona bir hediye hala satın almadık. Ama alabiliriz. Daha vaktimiz var. Devam. Hocam soru yapmak istediğimde ne dedik arkadaşlar? Have has öznenin sol tarafına gelir ve soruyu elde ederiz tıpkı az önceki did yardımcı fiilinin yaptığı gibi. Has he cleaned the room? Odayı temizledi mi? Yeni, çok yeniden soruyorum bak. Yeni bir bilgi soruyorum. Have they done homework? Onlar ev ödevlerini yaptılar mı? Bakın şimdi. Have you had breakfast? Bu sabah kahvaltı ettin mi? Has Tom washed the car? Tom arabayı yıkadı mı? Who has broken the window? Pencereyi kim kırdı? Bakın pencere hala kırık. How long have you lived here? Ne kadar süredir burada yaşamaktasın? Ve hala yaşıyorsun. How many apples have you eaten? Şimdiye kadar kaç tane elma yedin? Söyle bakalım. Have you seen Tonguç? Karısı Tonguç'u gördün mü bu aralar? Can I see your homework? Ev ödevini görebilir miyim? Have you finished yet? Yoksa daha onu bitirmedin mi? Yeti birazdan göreceğiz. Pekala. Çevirdim arkadaşlar sayfamı. Şimdi diyor ki Olumlu cümleleri kuracağım ama bu seferki hikaye ne? Already'de just'ın kullanımı var. Bakın şimdi just çok kısa bir zaman evvel birkaç saniye belki ama already ise ooo çoktan anlamını verecek. Yani sizin umduğunuzdan. Daha önce ben o işi hallettim. Heves'in arkasına konuyor. Konu bu kadar basit. Bakın şimdi. They have just arrived. Onlar daha şimdi içeri girdiler. Daha şimdi geldiler. They are at home now. Ve şu anda da evdeler. İşte bu kadar basit. I've just eaten a pizza. Daha şimdi bak pizza yedim. Kutusunda daha yeni çöpe attım. I'm not hungry now. Dolayısıyla şu anda ben aç değilim. They aren't in the park. Onlar şu anda parkta değiller. They have already gone home. Onlar oho eve çoktan gittiler. I can show my projects. Ödevlerimi gösterebilirim. I've already finished it. Ben oho çoktan bitirdim. Şimdi burada projects şöyle de bir durum söz konusu. Çoğul projeler söz konusuysa arkadaşlar bu itin yerine them projeleri gibi yazabilirsiniz. Sorun olmayabilir. The streets are wet. Bakın caddeler ıslak, sokaklar ıslak. It has just rained. Daha şimdi yağmur yağdı. Pekala. I don't want to watch that movie. Bu filmi seyretmek istemiyorum. Niye? I've already seen it. Abi ben zaten onu çoktan gördüm seyrettim. Hevle Just justla already'nin kullanımı aynıdır. Biraz zaman olarak anlam farkı var olacak. Peki hocam yeti nasıl kullanacağım diyor arkadaşlar. Bakın olumsuz cümlelerde yet kullanılacağı gibi soru cümlelerinde de kullanılır ama olumlu cümlelerde bunu yapmıyorum. Bakın şimdi she is still watching TV. O oh, hala televizyon seyrediyor. She hasn't slept yet henüz uyumadı. Bakın olumsuz cümle. He is still working in the garden. Hala bahçede çalışıyor. He hasn't had a rest yet. Henüz dinlenmedi. Şimdiye kadar bir dinlenme gerçekleştirmedi. Bakın şimdiye kadar. Until now. My mom doesn't know Ali. Benim annem Ali'yi tanımaz. They haven't met yet. Henüz tanışmadılar. Henüz karşılaşmadılar. I have just bought a new laptop. Henüz. Bakın daha çok yeni bir laptop satın aldım. But. I haven't used it yet. Ama onu henüz kullanmadım. Bakın arkadaşlar. Şimdi soru içerisinde görelim. Have you had breakfast yet? Yet olumlu soruya olumsuz anlam verir. Daha kahvaltını yapmadın mı? Has Tom washed the car yet? Tom daha arabayı yıkamadı mı? Have you seen Tonguç yet? Sen daha Tonguç'u görmedin mi? Can I see your homework? Ev ödevini görebilir miyim? Have you finished it yet? Bakın az önceki örnek arkadaşlar. Daha onu bitirmedin mi? Bakın hep olumsuz anlam katıyor cümleler ne kadar olumlu olsa da. Pekala. Bir de everla never'ın kullanımı var. Hayatında hiç şunu yaptın mı? Hayatında hiç bunu ettin mi? Ever'ı soru yapılarında kullanacağım. Olumsuz cevap veriyorsam, hayatımda hiç asla böyle bir şey yapmadım diyorsam olumlu bir cümlenin içerisinde never'ı kullanırım ama anlam kesinlikle olumsuzdur arkadaşlar. Has your father Bakın arkadaşlar senden bahsetmiyorum senin babandan bahsediyorum. Has your father ever been to England? Senin baban hayatında hiç İngiltere'de bulundu mu? Have you ever eaten a snake? Sen hiç yılan yedin mi? Has. Ee, bakın arkadaşlar işte burası önemli. Şimdi you senden bahsetmiyorum dedim. Bakın your bu. Your brother tekil mi çoğul mu? Hocam bu tekil. İşte buranın o zaman has olması lazımdı. Ne yapabilirim? Ben buraya s koyarak hemen bir düzeltme gerçekleştirebilirim. Have you brothers, erkek kardeşlerin ever traveled by plane? Hiç onlar hayatlarında uçakla seyahat ettiler mi? Have you ever ridden a camel? Sen hiç bir deveye bindin mi? Bakın ne yaptı? Ever'ın hepsini sorular içerisinde kullandık arkadaşlar. Have you ever seen that girl before? Sen hayatında hiç daha önce bu kızı gördün mü? Veya şu kızı gördün mü? Have you ever seen? Şimdi olumsuz yapıyorum arkadaşlar. Bakın cevap geldiğini düşünün. My father has never been to England. Benim babam hayatında asla İngiltere'de bulunmadı. I've never eaten a snake. Ben hayatımda hiç bugüne kadar bir yılan yemedim. My brother has ya da my evet burada tekil olduğu için has gelebilir. Okay. My brother has never traveled by plane. Uh, hayatında hiç uçakla seyahat etmedi. I have never ridden a camel. Ben hayatımda hiç deveye binmedim. I've never seen that girl before. Daha önce bu kızı hayatımda hiç görmedim. Harika. Şimdi arkadaşlar bir dönem geldi. Should işledik. Should neydi çocuklar? Hocam tavsiye verirken kullanıyorduk dediğinizi duyar gibiyim. Belki de demiyorsunuz. Şimdi devam etmek istiyorum. Diyor ki öznenin arkasından should gelir veya shouldn't olumsuz yapmak isterseniz. Ve ondan sonra shouldn't arkasından word bir gömerek devam edelim. Yani I should drink cold water. ya yani, I shouldn't drink cold water. Sıca şey, soğuk su içmemeliyim tavsiyelerde kullanılır. Yani olay yüzde ellidir arkadaşlar. İster yapın ister yapmayın bunlar tavsiye. Fakat şöyle bir durum var. Şudun yerine ya da şuduntun yerine ought to ya da ought not to kullanabilirsiniz. Bakın zaten advice burada açık bir şekilde tavsiye anlamındadır. Devam. Jane should study harder. Jane daha sıkı ders çalışmalı. Bu bir tavsiye. Vallahi ister çalışsın ister çalışmasın. It's a good film. Bu çok güzel bir film. You should see it. İzlemen gerekir. Bak tavsiye veriyor. Tom shouldn't play computer games so much. Tom bu kadar fazla bilgisayar oyunu oynamamalı. You shouldn't sleep so late. Bu kadar geç yatmaman gerekir. It is a delicious food. Bu çok lezzetli bir yemek. You should taste it. Tatman gerekir. As a great match. Bu muhteşem bir karşılaşma. Muhteşem bir maç. You should watch it seyretmelisin. Jane ought to go. Bakın arkadaşlar ought to'yu kullanın. Fiili arkasından lütfen birinci halde. Şutta olduğu gibi. Go and I died. Jane diyete girmeli. We ought to stay at a cheap hotel. Biz ucuz bir otelde kalmalıyız. Bunlar kendi kendimize olması gerektiğine inandığımız şeyler ya da karşı tarafa şunu yapmalısın dediğimiz ufak ufak tavsiyeler. Hocam soru yaparken her zaman söylüyorum. Yardımcı fiiller ve modullar öznenin sol tarafına gelirler. Should I buy a present for her? Onun için bir hediye satın almalı mıyım? Present. Should he see a dentist? O işte diş hekimini görmeli mi? Çünkü diş ağrısı var ya. Should Merve help her parents today? Merve bugün ebeveynlerine yardım etmeli mi? What should I go, ha, do arkadaşlar bir dakika burada bir şurada ufak bir arıza gördüm düzeltiyorum What should I do in my free time boş zamanlarımda ne yapayım Where should I spend spend bir dakika arkadaşlar hemen düzeltmeler yapıyorum Where should I spend my holiday tatilimi nerede geçireyim bakın tavsiye isterken de şunu kullanabilirim bu tavsiyeler aşırı yoğunlaştığında yahut da zorunluluk haline geldiğinde melimalı anlamına gelen must ya da yapmamalısın etmemelisin anlamına gelen mustn't devreye girecek yine fiil birinci halde. Dikkat. Şimdi ben aç mıyım? Açım. I must eat something. Bir şeyler yemeliyim. Bu ilginç, eğlenceli bir kitap mı? Sana yoğun tavsiyem şu. You must read it. Okumalısın. Şimdi bizim arabamız very dirty, çok kirli. We must clean it temizlemeliyiz. Gözünüzün önünü görmüyoruz. Allah muhafaza camdan kaza yaparız valla. I mustn't forget to finish my project. Ödevimi bitirmeyi unutmamalıyım. Zopanın kralını yerim diyor. Dikkat. You mustn't be lazy. Tembel olmamalısın. Study hard. Derslerini sıkı çalış. Öğretmen depleri küreyle girer. Yani üzer. You mustn't cut down the trees. Ağaçları kesmemelisin. İşte bu kadar. Soru yaparken mantık aynı. Model geldi başa. Must we help them? Onlara yardım etmeli miyiz? Bahçenizde onlara yardım etmeli miyiz? Must I come with you? Senle gelmeli miyim? Must I call the police? Polisi aramalı mıyım? Must we pay it in cash? Bunu cash, cash arkadaşlar peşin para. Peşin mi ödemeliyiz? When must he visit his parents? O ebeveynlerine ne zaman ziyaret etmeli? What must I do? to be successful başarılı olmak için ne örmeliyim? Yani ne yapmalıyım? İşte bunlar da bizim soru yapılarımızda. Çevirdim arkadaşlar. Diyor ki must'ın yerine have to kullanabilirim. I have to study hard. Çok sıkı ders çalışmalıyım. Bakın arkadaşlar. He doesn't have to sleep early. Bugün erken uyumak zorunda değil. İsterse uyuyabilir. Kendi bilir. Olumsuz olduğunda olumlunun yüzde yüz o zorunluluk anlamı yapsan da olur, yapmasan da olur dönüşür. Olumsuz yapıda arkadaşlar. Şimdi I have, bakın I have to see the dentist. Diş hekimini görmeliyim. Diş o kadar çürümüş ki arkadaşlar artık ölümüne bir çürük. He has to get up at seven. Saat yedide kalkmak zorunda. Bu arkadaşlar dışarıdan bir emir gelmiş belli ki. You have to finish your homework. Edevini bitirmek zorundasın. We have to talk to them all. Mesela şeyde işte AVM'deki administration idari kısımla we have to talk görüşmek konuşmak zorundayız. Bakın şimdi I don't have to sleep early erken uyumak zorunda değilim yarın pazar erken kalkmayacağım nasıl olsa. Yapsanız da olur yapmasanız da olur. Bak bunlar zorunluydu arkadaşlar bunlar zorunluydu. Burada bakın şuradan itibaren ister yap ister yapma. Mary doesn't have to do chose. Mary ev işlerini yapmak zorunda değil. Yapabilir. We don't have to sell our car. Arabamızı satmak zorunda değiliz. Ama ve lakin satabiliriz. Arkadaşlar soruya dönüştüğünde bakın olumsuzda ve soruda hep ne yaptı? Have to'ya dönüştü. Has to dengesini kaybetti. Does he have to work? Çalışmak zorunda mı? Do you have to go? Gitmek zorunda mısın? Bakın şimdi. What time do you have to take your medicine? Saat kaçta ilacını almak zorundasın? Does Jack have to work on weekends? Hafta sonlarında çalışmak zorunda mı Jack? Why do they have to move back to London? Onlar tekrar yani geri niye Londra'ya taşınmak zorundalar? Do we have to read the book? Kitabı okumak zorunda mıyız? Do I have to see the doctor? Doktoru görmek zorunda mıyım? Where do they have to stay tonight? Onlar bu gece nerede kalmak zorundalar? Soru yaptım gayet basit. Şimdi arkadaşlar dedik ki will bir de be going to var. Bunlar bize gelecek zamanı ifade edecek. Olumlu cümlede bakalım going to'yu nasıl kullanıyorum. Be going to yapıyorum. Bakın bir yani am is are going to yapıyorum. Fiilimi verb 1 formatında getiriyorum. Olumsuz yaparsam zaten am not is not are not. Bunu biliyorsunuz artık. I'm going to visit a friend tomorrow yarın bir tane arkadaşımı ziyaret edeceğim. Kesin gelecek zaman bildirir arkadaşlar. Ölmez sağ kalırsak yani o kadar kesin. Tonguç is going to buy a new phone. Tonguç yeni bir telefon satın alacak. Nereden biliyorsun? Aga parayı biriktirmiş ve telefonunu ayırtmış. We aren't going to play football. Şu çift o ile yazılacak arkadaşlar. We aren't going to play football this week. Bu hafta futbol oynamayacağız. Oynamayacağız. I'm going to eat a toast now. Şimdi bir toast yiyeceğim. Kanıt ne? E çünkü karnım aç. Kesin yiyeceğim arkadaşlar. Tom isn't going to study French. Tom Fransa çalışmayacak. Fransa okumayacak. Fransa eğitimi almayacak. Nasıl isterseniz. I'm not going to come to the party. Partiye gelmeyeceğim. Bu kesin arkadaşlar. Şunu gonna diye duyarsınız bilginiz olsun. Yani şöyle bir şey görürseniz gonna. Going to'nun kısaltmasıdır. Yani I'm gonna visit. I'm gonna visit. Haberiniz olsun diye söylüyorum. Pekala. Sayfayı çevirdim. Soru emizarı başa aldın. Are we gonna meet? Bakın. Are you gonna? Are we going to? Are we gonna meet your friends tomorrow? Yarın arkadaşlarınla buluşacak mısın? Is Tonguç going to buy a new phone? Yeni bir telefon satın alacak mı? Are we gonna play football this week? Bu hafta futbol oynayacak mıyız? What are you going to do? Bunu şöyle var. What are you going to do? Buraya kadar şöyle duyabilirsiniz. What you gonna do? Bakın. What are you going to do? What you, what you gonna do? What you gonna do? Haberiniz olsun. Önümüzdeki hafta ne yapacaksın dedi. Your toast is ready. Kardeş tostun hazır. Are you going to eat it? Tostunu yiyecek misin şimdi? Are you gonna sell your car this year? Bu, bu sene arabanı satacak mısın? Is Tom gonna study French? Tom Fransızca eğitim alacak mı? Are you going to come to the party? Sen partiye gelecek misin? İşte bu kadar arkadaşlar. Bütün cümlelerimizi bitirmiş bulunuyoruz. Sayfamı çevirdim. Şimdi burası önemli. Dedik ki some var, any var, miktar bildirirler. Kullanımlara dikkat dedik. Bakın şimdi. There is a book. Bir adet kitap var. There isn't a book. Bir adet kitap yok. Bakın sayılabilen isimler sayılabilen isimler önlerine en alabilirler ya da arkalarından s alıp çoğullaşabilirler. There are some books. Çünkü some çoğullaştırır kelime ismi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Birkaç tane kitap var dedim. There aren't any books. Any'nin bir özelliği var. Olumsuz cümlelerde hiç anlamına gelir. Arkasından sayılabilir, isim gelebilir. Yani burada hiç kitap yok dedim. Şimdi Sam'ı kullanacağım. Yine en iyi kullanıyorum. Bu sayılamaz isimlerle bu sefer kullanacağım. Bakın arkadaşlar. Countable sayılabilir. Uncountable sayılamaz. Su, kahve, çay gibi. There is some water. Some ne dedik? Hem sayılabilirlerle kullanılabilir. Hem de sayılamazlarla kullanılabilir. Bakın şimdi. There is some water. Biraz su var. Bardağın içinde biraz su var gibi düşünün. Any. Sayılabilenlerle kullanılabilir ama sayılamayanlarla da kullanılabilir. There isn't any water. Bardağın içinde hiç su yok. Öyle düşünün. Bakın şimdi. There are some eggs. Birkaç tane yumurta var. There are some letters. Birkaç tane mektup var. There are some oranges. Bakın arkadaşlar. Şöyle şurada bir hata gördüm. Hemen düzeltelim. There are, özem, there aren't any oranges. Dolapta hiç portakal kalmamış. Yok. There aren't any bananas. Bu dolapta hiç Muz yok. Bakın ne yaptı? Any olumsuz cümlelere girdi. Arkasından sayılabilir isim gelince onları çoğu istedi. O sayılamazlara bakalım. There is some sugar in the bowl. Bakın kasede ne var? Biraz şeker var. There isn't any tea. Bakın mesela in the glass. Bardağın içerisinde hiç çay yok. Sayılabilenlerde de kullanılıyorlar. Sayılamazlarla da kullanılıyorlar. Söylemiştim. There isn't any flour in the kitchen. Mutfakta hiç un kalmamış. Flower nedir arkadaşlar? Un. Çiçek kelimesiyle okunuşu aynı. flower Bilginiz olsun. There is some coke. Biraz kola var. But there isn't any fruit juice. Ama hiç meyve suyu yok. Çevirdim. Sorularda kullanabilirim. Bakın arkadaşlar. Is there a book? Bir tane kitap var mı? Are there any books? Ne dedik? Any soruya girer. Arkasından sayılabilir. Gelirse çoğullaştırır. Bakın. Is there any water? any sayılamaz isimlerde de kullanılabilir demiştik. Şimdi olumlu cümlelerde sam'ı kullandık mı? Okey. Olumsuz cümlelerde en kullandık mı? Okey. Ha sorularda en de kullanabilirim. Sam'ı da kullanabilirim. İkisi içinde de geçerli. Are there any flowers? Are there some flowers da diyebilirdim. Hiç çiçek var mı? Are there any churches in Istanbul? İstanbul'da hiç kilise var mı? Is there any water? Bakın sayılamayan. Hiç su var mı? Buzdolabı bu arada fridge. Is there any time to help her? Ona yardım edecek hiç zaman var mı? Is there any money? Hiç para var mı kutunun içinde? Can I have some bread? Biraz ekmek alabilir miyim? Can you lend me some money? Bana biraz para ödünç verebilir misin? Would you like some cake? Biraz kek ister misin? Bakın arkadaşlar any ve some sorulara girdi. Şimdi Hocam sayılabilirler. Bunlar nasıl olacak? Sayılabilen isimler çoğullaştırılabilir ya da önlerinden en gelebilir dedi. Şimdi çoğul formlarını bir göreceğiz. There are a lot of. A lot of çok fazla demektir. Sayılabilir isimlerle kullanılabilir. Çok fazla kitap var. There are a few. A few birkaç tane demektir. Yine sayılabilir isimlerle kullanılabilir. Birkaç tane kitap var. There aren't many books. İşte geldik buraya. Many'nin bir özelliği var olumsuz cümlelerde kullanılır. Çok fazla anlamına gelir ama olumsuz cümlelerde kullanılır. There aren't many books. Çok fazla kitap yok. Şimdi how many kaç tane kitap, kaç tane elma, kaç tane araba derken many'nin arkasından miktarını merak ettiğiniz kelimeyi mutlaka çoğul olarak getirin arkadaşlar. How many books are there? Kaç tane kitap var? Müthiş. Şimdi o zaman hikaye şu. Sayılabilir isimlerle a few many'yi kullanıyorum sayılamaz isimlerle a little maçı kullanıyorum. A lot of'u hepsinde kullanabiliyorum. Sayılanla da sayılamayanla da, da olduğu gibi. Bakın a lot of eggs bir sürü yumurta sayılır. Many bananas bir sürü muz. Bakın ama many'nin özelliği neydi? Olumsuz cümlelerde kullanılacaktı. Buna dikkat. A few oranges. Bakın birkaç tane şu düzelttim hemen yazıyı. Birkaç tane portakal sayılabilir. A few books. Bakın arkadaşlar, birkaç tane kitap. We are on holiday for a few weeks. Birkaç haftalığına bakın, birkaç hafta çoğul. There are a few words. Birkaç tane kelime. Yazacak birkaç tane kelime var. Few words. There are a few shops. Birkaç tane dükkan. Buralarda birkaç tane dükkan var veya mağaza var nasıl istiyorsanız. How many eggs? Bakın ne dedik? many'nin arkasından merak ettiğiniz miktarda merak ettiğiniz ismi getirirken çoğullaştırarak getiriniz. How many eggs are there? Soru yapısına dikkat. There are diyor öğrenci. Are there? Ağırla değer there? aman diyeyim arkadaşlar. İşte şeyin sepetin içerisinde kaç tane yumurta var dedik. Sayfayı çevirdim ve uncountable sayılamazdan devam ediyorum. Diyor ki a lot of her yerde kullanıyor muyduk? Kullanıyorduk arkadaşlar. There is a lot of water. Bakın az önce sayılabilenle kullandık. Burada sayılamazla kullandık. Bir sürü su var. There is a little. Bakın sadece sayılamayanla kullanıyorum. Başka şansım yok. Biraz su var. Az su var veya. There isn't much water. Çok fazla su yok. How much? Ha, how many ne oldu arkadaşlar? Maça dönüştü. Neden? Çünkü many sayılabilenleri istedi. Much sayılamayanları izledi. There is a lot of sugar in the bowl. Kasenin içerisinde bir sürü şeker var. There isn't much tea. Many ve much olumsuz cümlelerde kullanılır dedik. Çok fazla çay yok. There is a little fruit juice. Az meyve suyu var. There is little milk. Biraz süt var. There is a little time. Biraz zaman var. There isn't much money. Çok fazla para yok. How much milk is there in the bottle? Şişenin içerisinde bakın ne kadar süt hop, var. Buna dikkat. Is there. There is yazıyor öğrenci. Sorudayız arkadaşlar. Is there'in önüne geçmek zorunda. Çevirdim sayfamı. Şimdi diyor ki bize. Will'le bitireceğiz dedik arkadaşlar. Olumlu cümlede ne yaptım? Yardımcı fiilimi öznenin arkasına getirdim. Olumsuz yapacaksam won't. Not ekini ekledim. Tomorrow, yarın he will be in Rize. O Rize'de olacak. You can come over tonight. Bu gece bize uğrayabilirsin çünkü I will be at home. İnan ki evde olacağım. Someone will steal your shoes. Bak birisi ayakkabılarını çalacak. Dışarıda bırakıyorsun. Dikkat et. They will probably sleep early this evening. Onlar muhtemelen bu akşam erken uyuyacaklar. I won't be at work tomorrow. Yarın işte olmayacağım. I won't go to school tomorrow. Yarın okula gitmeyeceğim. If you drink coffee, eğer çay içersen, şey üzgünüm, eğer kahve, you won't sleep. Eğer kahve içersen, you won't sleep. Uyuyamayacaksın. uyumayacaksın. Son derece basit arkadaşlar. Peki hocam soru oluştururken will başa al, yine fiil birinci halde kalsın. Will you be at home? Evde olacak mısın? Will she come over? O bize uğrayacak mı? Who will help us? Bize kim yardım edecek? Will they sleep early? Onlar erken uyuyacak mı? Will David come to work? Tomorrow, David yarın işe gelecek mi? What time will they go? Onlar saat kaçta gidecek? To school tomorrow. Yani yarın kaçta gidecekler okula? What will you drink before you sleep? Uyumadan önce ne içeceksin? Mükemmel arkadaşlar, bunlar da bizim sorularımızda. Şimdi, bugün neler gördük diye soruyor öğrenci. Söylüyorum. Bir question tag öğrendik. Daha doğrusu genel tekrarını yaptık. Bağlaçları ele aldık was were yani past simple'ı tanım cümlesi olarak yine past simple fiil cümlesi olarak gördük. Ve arkadaşlar tabii ki de fiillerin ikinci hallerini düzenli düzensiz biçimlerini gördük. Perfect tense'in perfect tense'i zaman zarflarıyla beraber ele aldık. Ve modullardan should, must, have to'yu gördük. Gelecek zaman olarak be ve will'i daha doğrusu be going to ile will'i işledik. Benim için en önemlisi ise miktar bildiren kelimeleri, sayılabilen, sayılamayan isimlerle kullanılan kelimeleri, ibareleri öğrenmiş olduk. Topu size atıyorum arkadaşlar. İşte bir award question is waiting for you. See you later. Bye bye.